Evet kıymetli dostlar sponsorlarımızın katkısıyla başladığımız videoya hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu arada yeni tişörtüm nasıl? Feneryum'dan yine e, fakat biraz kalın. Almayı düşünen arkadaşlar böyle hani e, soğuk iklim baharlarının tişörtü gibi onu söyleyeyim. Bir son dakika gelişmesi var. 69 yaşında olan ve kanser tedavisi gören eski teknik direktörümüz Christoph Daum New York'ta yoğun bakım alınmış. Hani e, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Allah şifa versin mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum yani. E, i̇nşallah Allah şifa versin diyeyim ya. En doğrusu bu olur gibi. Andrea Pirlo Fenerbahçe'den Arda Güler en öne çıkan oyunculardan biri. Bakın şimdi cümlenin devamına bakın. Şampiyon prototipinde 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 bir oyuncu. <laughs> i̇şte bu yüzden diyorum. Kalitesi, oyun görüşü, tekniği her şeyle gelecek vaat ediyor. Doğru yönlendirmelerin yapılması gerekiyor. Dünya seviyesine çıkabilecek bir yeteneğe sahip diyor. Pirlo, BN Sports'ta. Tabi Arda ilgili kısım bu. Farklı düşüneniniz var mı aranızda? Mesela ben bazen kendi kendime diyordum ki ulan biz mi şişiriyoruz? Hani acaba tırt da hani biz mi şişiriyoruz diye çok defa soruyorum ben kendi kendime. Ama şimdi eminim biz şişirip ne yapmıyoruz? Oyuncu böyle. Trabzonspor maçında gördünüz yani ya kameralar Arda Güler'i çekmekte zorlandı. Hani yok. geçtim ona. Ha bir Avrupa Ligi'nde final falan yapsaydık ee, o süreçte. Gerçi Avrupa Ligi'nde final Roma Sevilla oldu. Mourinho Roma'yla yine kupa peşinde geçen sene konferans ligini kazanmıştı. Sevilla için herkes elimizden kaçırdık şöyle böyle diyor. O madde atan arkadaşların Fenerbahçeliliği sağ olsun. Yani bizi en çok etkileyen bunlar. Ya çevremde kimi görsem bana şu cümleyi söylüyor. Bizim forvetler iş yapmıyor. Fenerbahçe forvetleri Berişe hariç. Bu sezon resmi müsabakalarda 68 gol 25 asistlik performans göstermiş. Valencia 32 gol 6 asist. Batshuayi 17 gol 1 asist. Rossi 4 gol 9 asist. Allah senin bildiği gibi yapsın Rossi. Artık ben bile savunmayacağım seni. Joshua King 6 gol 3 asist. Serdar Dursun 4 gol 5 asist. Cao Pedro 5 gol 1 asist. Ki uzun süren sakatlığa rağmen. Yani Valencia 32 gol 6 asist. İnanılmaz bir çarş. inanılmaz bir şey. Yani iş i̇ş bence forvette de değil. Şimdi Fenerbahçe'de Jorge Jesus devam edecek mi etmeyecek mi? Arkadaşlar bakın bu video biraz sohbet kıvamında olacağı için sizlerden beğeni rica ediyorum. Ve sizlerden bir tane abone getirmenizi rica ediyorum. Şurada artık 30 bin olsun şu kanal ya. Sonra o hedef 31 bin falan yapalım. Şimdi Jesus Fenerbahçe'ye devam edecek mi etmeyecek mi? Ali Koç'tan belli isteklerin olduğunu ileri sürenler var. Bakın. Mesela ne diyorlar? 5 milyon euro yıllık maaş diyorlar. Şimdi Jesus bu sene şampiyon yapar. Türkiye kupasını kazanırsa. Kabul kabul. Aksi takdirde 5 milyon euroyu falan geçin. Şampiyonluk e, gelirse 5 milyon euro diye anlaşırsan yine kabul. 2. Osay Samuel Crespo, Emre Morca, King Alioski, Osterwold'de Serdar Azin gönderilmesi diyor. Yani bu birinden alıntı arkadaşlar. Birinin şahsi duyumlarından alıntı bu şey. Serdar Azin zaten gideceğini düşünüyorum ama neyse Flamengo'dan Vidal, David Luiz, Felipe Luiz yapılandırmada sınırsız yetki falan filan demiş. Bu kısmen böyle. Yani kısmen niye böyle? Ya e, o sayıya falan teklifler var zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani ona zaten teklifler falan var da. Bu bu kadar değil. Şimdi Fenerbahçe Jesus'un sözleşmesini yenilemek istiyorsa, Jesus'la devam etmek istiyorsa ki ben Ali Koç'un karar değiştirdiğini, Jesus'la devam etme fikrinde olduğunu biliyorum. Güçlü bir kadro kurmak zorundasın. Siz bana ne söylüyorsunuz? Mesela aramızda birçok çöpçü var. Ne diyorsunuz bana? Hocam Fenerbahçe'nin kadrosu yetersiz. Şöyle böyle. Bu videodan sonra birkaç tane soru soracağım size. Unutabiliyor muyum? Bu videonun sonra size birkaç tane soru soracağım. Şimdi bir de şunu da belirteyim. Jesus devam ederse mesela Arda Güler, Emre Mor, Osayi Samuel, Mihaz Zayt hani bunlar da ayrılmak istiyorlar. Haberleri var. Ki bunu da biliyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Eğer Jesus devam edecek olursa zaten birçok şey değişebilir. Onu söyleyeyim. Şimdi ben Fenerbahçe'ne ilgili şunu söyleyeyim. Bir iddia ortaya atıldı. Araştırdım. Taradım. Hani öyle birdenbire cahil cesaretine çıkıp konuşmadım. transfer bombası olarak anlatayım. Cengiz abinin Prof. Değeri Alex'in bir öngörüsü vardı. 10 Mayıs'ta. Bakın dikkat. Daha buraya bir son dakika geçeyim. Şimdi diyor ki yeni sezonda gideceklerin yerine en az 5 as oyuncu alınmalı. Ali Koç'un 5 yıldır aldıkları gibi değil. 5 as oyuncu. Yani benim tabirimle Kütürik Eriği gibi sizin tabirinizde süperstar. Atıyorum. Kaleci Livakovic. Stoper Bekao. 6 numara Gerson. Sol kanat Zaha. Santrafor Firmino diye. Ee, Gerson'u çok bilmiyorum açıkçası. Hani bana da futbol cahili demeyin ama. Livakovic, Bekao, Zaha, Firmino. Bak 4 tane isim. Bir şey söyleyeceğim. Ali Koç'un bu 4 ismi alacağına inanıyor musunuz? Kesinlikle inanmıyoruz hocam. Peki. Ali Koç bu dört ismi alsa Fenerbahçe'de birçok şey değişmiş der misiniz? Kesinlikle deriz hocam. Şimdi devam edelim. Şimdi bir kadro kurmuş mesela. Şöyle bir kadro. Kaledi Livakovic, Verdikadoğlu sağ bekte, Bekao, Luan Perez, Stoper ikilisi, Alioski sol bek, yani Osterwolde de denenebilir. Hani kapalı kutu olduğundan dolayı. Diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gerson İsmail, Emre Mor sağ kanatta, Arda Güler, Zaha Firmino diyor. Ee, hoş bir kadro. Bakın bunu 10 Mayıs'ta şey yaptı. Sonra Wilfred Zaha'yla ilgili e, bir duyum ortaya atıldı. Yani kimin attığınızı falan biliyorsunuz zaten. Dediler ki Fenerbahçe Zaha'yla ilgileniyor. Oyuncu temsilcisi hani Yalçın Sabuncuoğlu dedi. isim vereyim de sonra e, şey yapmasın, karışıklık olmasın. Oyuncu temsilcisi Fenerbahçe'nin daveti üzerine İstanbul'a geldi. Zaha'nın menajeri Trabzonspor maçına da tribünden takip etti diye ki bu görsellerle de desteklendi. Bunun doğruluğu kanıtlandı. Bu bir. Sercan Amzoğlu da devreye girdi. Sercan Amzoğlu da dedi ki gündeme gelen Wilfred Zaha'nın menajerliğini abisi her ve Zaha yapıyor. Doğru. Crystal Palace'da sözleşmesi sona erecek Zaha'nın kendisine talip olan kulüplerden ilk isteği 10 milyon euro imza parası 5 milyon euro yıllık maaş. Hocam tamam yattı. Yattı hocam. Niye? Hocam Ali Koç canını verir. Öyle 10 milyon euro imza parası vermez. Sen bu kadar eder misindir? Değil mi? Bak Sercan Hamzoğlu 10 milyon euro e, imza parası 5 milyon euro yıllık maaş istiyor diyor. Bu da güzel. Şimdi Crystal Palace'da yıllık 7.8 milyon euro maaşı var. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Yeni sözleşme için tekliflerini iletmişler ama düşük bir teklif. Barcelona, Arsenal, Chelsea, Juventus, Marsilya gibi takımlar için kısa sürede teklif yapacaklar iddialar var ama e, onlar biraz daha gençleşme operasyonundalar. Şimdi ben size söyleyeyim. Vergiler çıktıktan sonra, yani vergileri çıktıktan sonra tamam mı? Zaha'nın aldığı maaş 4.2 milyon euro. 4.2 milyon euro. Bir şey değil bence. Şimdi 4.2 milyon euro bir şey değil. Zaha'nın son 2 sezonda 24 gole katkı verdiği. Bunun 14'ü iç sahada, 10'u dış sahada. Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool maçlarında bu takımlara karşı gol katkısı olmuş. 2018-19'dan beri uzun bir sakatlığı da yokmuş. Gelir gelmez bilemem ama gelirse ekstra Virgin oli e, Olive O'il olur diyor Doktor Gürkan Kubilay. Crystal Palace menajeri de bir açıklama yaptı Roy Hodgson. Bournemouth e, maçını işaret ederek demiş ki korkarım ki Zaha bu sezon bizimle son maçına çıktı demiş. Ondan önce demiş ki hani yeni sözleşme için görüştük. Tek umduğum şey ona gelecek sezon Crystal Palace'ta oynarken görebilmek demiş. Şimdi buraya kadarki açıklamalardan biz şunu anladık. Wilfred Zaha çok zor. Ama Fenerbahçe konuştu. Dertleşti bir şey yaptı. Şimdi Sercan Hamzoğlu ek bir bilgi daha verdi. Diyor ki Zaha'nın menajerliğini yapan abisi İstanbul'a davet edildi. Hiçbir şekilde para vesaire konuşulmadı. Tanışma toplantısı oldu. Tanışma toplantısı oldu ya Suudi Arabistan'dan imza parası hariç yıllık 10 milyon euro maaş teklifi var. Oyuncu öncelikle Avrupa'da mı kalacak yoksa Arap Yarımadası'na mı gidecek? Bunun kararını verecek demiş. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Ben futbolcu olsam bana 10 milyon euro Arap Yarımadası'ndan teklif kese ben kabul ederim. Ne işim var lan? Yani ne işim var şurada burada derim. Haksız mıyım? Ben olsam derim haksız mıyım? Ben? Ne işim var ya? 10 milyon euro yıllık para. Deli para. Ben yani Türkiye'ye dönene kadar dolar euro kaç lira olur? Ama Fenerbahçe için fırsat transferleri. Bakın şimdi Ryan Kent. Ben Zaha'ya döneceğim arkadaşlar. Ryan Kent. Fenerbahçe Kent'le konuştu. Kent'le konuştu Fenerbahçe. Menajeriyle konuştu. Kendisiyle konuştu. Hemen hemen her konuda da anlaştı. Bakın çok ilginç cümleler kuruyorum. Dikkatli dinleyin. Kendisiyle konuştu. Menajeriyle konuştu. Hemen hemen her konuda da anlaştı. Yani bugün gel kent imzalayalım desen bütün konularda anlaştın. Hiçbir sıkıntı yok. İmza atabilirsin. Fakat sıkıntı nerede? Zaha transferi de şapkadan tavşan çıkar gibi oldu. Hani ihtimal vermediği bazı dostları öne sürdü. Şimdi Wilfred Zaha'nın transfer marketine bir bakalım. 10 Kasım 92 doğumlu 30 yaşında 31'e girecek. Yani artık kariyerinin son 4 belki 5 senesi içerisinde. Belki 6 sene bilinmez. 1.80 boyunda sol kanat fil dişi sahili milli takımının oyuncusu 30 kez oynamış 5 gol var. 27 milyon euro transfer market değeri var. Şimdi Crystal Palace'da değil de Chelsea'de olsaydı bu 67 milyon euroydu. Önce onu bir söyleyeyim. Fenerbahçe'de olsaydı 7 ila 12 milyon euro arasında bir değeri vardı. Ancak şimdi İngiltere Ligi'nde oynuyor. Sağ ayaklı ve sol kanatta oynuyor. Sözleşme bitiş 30 Haziran 2023. Yani sözleşmesi de bitecek. Bu da tamam. Bu da okey. Ee, bu sezonki istatistikleri. Bu arada transferde çok fazla bir para harcanmamış aslında. Crystal Palace'tan 2013'te Manchester United alıyor. 11 milyon 750 bin euroya alıyor. Ta 2013'te. 2015'te de geri satıyor 3.8'e. Yani Manchester United'da tutmamış. Bu sezon 28 maç. Bir tane FA Cup mücadelesi 90 dakika geri kalan 27 maç. Premier Lig 28 maç 2384 dakika 7 gol 3 asist. Şimdi istatistiğe bakarsam ya hocam işte normal bir istatistik. Abi İngiltere Premier Lig'inde yapıyor bunu. Hani bunu çarşıda pazarda yapmıyor. Premier Lig'de yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Premier Lig'de yapıyor bunu. Şimdi şöyle anlatayım size. Rossi'den Zahaya çıkmak Bununla, bunun anlatılacak bir tabiri yok ki. Hani ilerlemeli silah oyununda bıçakla başlıyorsun. Taramalı tüfek hatta tankın üstündesin bir de taramalı tüfeğin var gibi bir şey oluyor. Ben bu transferi isterim. Bu para verilir mi? Bu para asıl bu futbolcuya verilir. Asıl bu futbolcuya verilir. Bakın Ali Koç gözünü karartmış durumda. Ne derseniz deyin. Ali Koç'a yakın kaynakları takip edin. Hep aynı cümleleri kullanıyor. Hatalarından dolayı pişman bir kadro kuracak Türkiye. Onu konuşacak. Yoğurt değil, kebap yiyecek artık, işte herkes bayrakları hazırlasın falan filan diyorlar. Arkadaşlar bunlar e, Ali Koç'a yakınlığıyla bilinirsinler. Ben şunu söyleyeyim, Zahaya ilgili görüşme var. Becerebilir miyiz? Tereddütteyim. Peki becerirsek, başka bir şey söyleyeyim size? Rossi 10 milyon euroya bir takımı okutsak, 10 milyon euro okutsak, 5 milyon euro Zaha'ya imza parası, yıllık 5 milyon eurodan da 5 senelik sözleşme imzalasak okey misiniz? Ben okeyim. Çünkü artık bu lazım. Artık bu lazım. 2. Ee, Livakovic. Arkadaşlar Livakovic için hemen hemen her şekilde futbolcu ve menajerine anlaşıldı. Kulüp 10 milyon euroda 10 milyon euro diyor. Hani Dünya Kupası'ndan sonra Nottingham Forest teklifte bulunmuş. Oyuncu düşme hattında olduğu için kabul etmemiş. Tercan Hamzoğlu diyor. Hırvat Kaleci'nin ilk tercihi Premier Lig ve La Liga. Kulübü de 10 milyon euro serbest kalma maddesini aşağı satmak istemiyor demiş. Sözleşmesinin bitimine de bir yıl var. Bunu da söyleyeyim. Bu arada Kent için de Hatırlatayım. Yani oyuncuyla anlaşıldı. Artık temsilcisiyle anlaşıldı ama beklemeye geçildi. Premier Lig'e yükselen Burnley'nin teklifinin olduğunu söylüyor Sercan Hamzoğlu. Oyuncu karar verecek diyor. Vallahi Burnley'ye gider mi, gitmez mi kendi bilir ama Fenerbahçe'de şartlar daha güzel gibi. Neyse ben şimdi şuna döneyim. Livakovic yani iyi bir kaleci. Düşünsene Livakovic'i aldın. Bir kere bak. Dünkü şey Trabzonspor maçının adamı İrfan Can Eğribayat seçilmiş. Yanlış yapıyorsunuz. Kendi hazırladığı iki pozisyonu kurtardı diye kaleci kahraman yapmayın. Evet Törezegen'in şutunu köşeden mükemmel çıkarttı. Altay olsaydı belki yerdi kabul. Ama mesafenin uzaklığı kalecinin hamle yapabilecek olması. Bak bizim kalecilerimiz bunu çıkarır. Alt da çıkarır Emin olun. Ama <laughs> ee, kalede bir duruşu güven veriyor. İki defa yumurtladı. Ben size söyleyeyim. Bize Liwacovic gibi net bir kaleci lazım. Kabul. Arkasında Altay mı bekler, İrfan mı bekler umrumda değil. Beklesin. Altay'ı 8'e 10'a sat. Bak. 10'a Altay'ı sat. Ona Rossi'yi sat. 5 milyon euroya e, Zahaya imza parası ver. Al. 4 milyon euro bonservisine Liwacovic'i al. 20 aldın, 9 harcadın. 20 aldın, 9 değil. İnan 200 e aldın, hiç harcamadın gibi bir kâra geçersin. Bir kere Türkiye Ligi'nin belki de en iyi kalecisi. Türkiye Ligi'nin belki de en iyi sol kanatı sende olmuş olur. müthiş. Forbet'e Firmino'yu becerebilir mi Ali Koç? Diğer kısımda konuşalım onu. Orası uzun sürecek. Şimdi e, ee, Kent'i de konuştuk. Livakovic'i de Zaha'yı konuştuk. Şimdi Dinamo Zagreb görüşmelerinde Fenerbahçe'nin önemli mesafe kaydettiğini söylüyor. TRT Spor duyumcuları. Livakovic'in menajerinin Trabzonspor maçında olduğundan ben eminim. Fenerbahçe Trabzonspor maçında geldi izledi. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben burada araya giriyorum. Bir de Hakim Ziyeki de ekleyeyim. Oldu ya becerdi Ali Koç. Becerdi. Jesus Kaleci. Şey Jesus Kaleci neden Jesus Teknik Direktör. Kaleci Livakovic. Ferdi. Bekao. Atilla Salahi. Luan Perez. Orta saha işte Crespo, İsmail, Arda Güler olsun. Hani 4-2-3-1 oynayalım. Verdiği özellikle koydum. Türk. İsmail'i koydum. Türk. Arda'yı koydum. Türk. Türk oldukları için koydum. Başka bir aklınıza bir şey gelmesin. Sağ kanadın Hakim Ziyek. sol kanadın Wilfred Zaha, yedeyi Ryan Kent, forvetinde Firmino var. Ali Koç'un yoğurt yiyişi umrunuzda olur mu? Yoğurt mu yiyor hocam, sucuk mu yiyor, ne yiyorsa yesin. Bu kadroyu kursun. Bu kadro kurulursa kabul müsünüz? Ben kabulüm. Peki hocam bu kadronun ihtimali var mı? Hakim Ziyek ihtimali 6,5 milyon euroya gelin konuşalım dediler. Ben imkan vermiyorum. Yani bana gelen duyum bu şekilde. Ben devre arasından beri söylüyorum. Yani yazın gelin görüşelim dediler. Ben ihtimal vermiyorum ama 6,5'a Hakim Ziyek'i alsan becerebilip. Firmin o zaten bedava. 4 imza parası, 4 yıllık sözleşme, yıllık 4. Hadi Zaha'yı da 4'e ikna et. Bunlara şampiyonluk firmi de 1-2 milyon euro ekle de en azından şampiyonluk için. Livakovic Kent aslında yapılmaz bir şey değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ali Koç şampiyon yapsın ya da yapmasın. Umurumda değil. Ama bu transferleri yapmadığı müddetçe Ali Koç istifa derim derim derim. Haberin olsun. Ben şunu söylüyorum. Ya e, kütürü gereği gibi bir takım kurulacak ki bak eline fırsat geçmiş. Ya arkadaşım bak. BKO 2.5 milyon euro yıllık ücret istiyorum. Kulübü 10 istiyordu 5'e düşer. Bak 5'e Bekao'yu al. Zaha bedava. Livakovic'i de 4'e al 9. Zaha'ya 5 imza parası ver 14. Kent'e 1 imza parası ver 15. Firmino'ya 4 imza parası ver 19. Hakim Ziyek için de 6.5. 10 servis 25.5. 30 diyelim ya. Ya 30 diyelim ya. Rossi'yi gönder. Altay'ı gönder. 1-2 tane de ıvır çöpü gönder. 30 milyon euroyu buraya harca. Ya yıllarca sen abidik kubidik isimlere 30 milyon euroyu bayıldın. 30'a bunları al. Ya takımın çehresini bir düşün. Allah aşkına ya. Ya bir düşünseniz ya. Bak bir düşünün ya. ya onun yedeği Samet Akaydın olacak. Yani şu anda Samet Akaydın'ı beğenmeyen çok şey var. onun yedeği. Atilla Salahi sol stoperin. Yedeği de Emir Ortakaya olsun. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok abi. Hani biraz da öz kaynak lazım. sol bekin Nuan Perez e, ya. de yedeği olsun. Hocam 6 milyon euro verir. Yapacak bir şey yok. O oynar. Onu keser. O oynamaz. Onu keser. Yani yapacak bir şey yok. Orta alan Crespo İsmail. Yedeği kim? Arao'yu gönderebilirsen gönder. Yani Crespo İsmail derken Crespo e, yan yana İsmail'le oynasın. İsmail 8 gibi de oynayabiliyor. Ya da oraya kütür kütür bir 8 çek. İsmail o 8 oynasın. E, videonun başında diyor diye işte bir arkadaşı falan Getson falan diyorlardı. Yani tek yani Arda Güler belki de Avrupa'daki en iyi genç e, belki de kesinlikle en iyi genç 10 numara pozisyonunda futbolcu da sende. Bir kanadına hakim ziyek. Diğer kanadın Zaha Forvet'in Firmino. Lan kaleci şişirse sezonda 30 tane golüm var. Kaleci her topu degaj atsa, sezonda en az 30 tane golüm var. Ha, duran toplarını şunu bunu saymıyorum. Hocam iyi de bize karşı herkes savunuyor. Savunsun bakalım. Firmino'yu savunsun. Bekao'yu savunsun. Hani duran toplarda çok üstün bir futbolcu Bekao. Yani bize bu lazım. Ben bunu söylüyorum size. Livakovic yedeği İrfan Can olsun. Altay'ı sattım. Ona da Rossi'yi sattım. İşte Samat'tadır, Berisha'dır falan filan. Birkaç tane de çöp sattım. Tamam mı? Ferdi yedeği o Bak o falan satmıyorum. Kadro'nda tutuyorum. Bekao yedeği Samet. Atilla Salah yedeği Emir Ortakaya ki Luan Perez de oynayabilir. Osterwolde de oynayabilir. Osterwolde Luan Perez sol kanat. Bak. Crespo. Crespo'nun yedeği Arao kalsın. Hadi. İsmail yedeği Mert Hakan kalsın. 8 de al, almayalım. Ya da alsan da dursun. Ee, Arda Güler yedeği İrfancan kahveci olsun. Oraya bir tane daha bir isim alabiliriz ki, ki Türk isimler çok iyi. Sağ kanat Hakim Ziyek yedeği Emre Mor. Sol kanat Wilfred Zaha yedeği Ryan Kent. Forvet'te Firmino. Ya, satabilirsen satarsın satamazsan. Bat şu Cao Pedro'm var. Daha bakınca şu falan ortada yok. Daha birçok isim ortada yok. Anlatabiliyor muyum? Ne duruşudur budur. Bence Ali Koç'a söylüyorum. Ne olursa olsun Ali Koç istifa diyoruz ama bu kadroyu kurarsa ben son senesinde en azından oturup izlerim. Hocam bu kadroyu kurdu. Şampiyon olur mu? Hocam Galatasaray, Beşiktaş şunu bunu kollarlarsa bile şampiyon yani kollarlarsa bile bu kadro şampiyon olur. Öyle bir kadro. Peki hocam böyle bir kadroyu kurdu. İsmail Kartal da yapar bunu şampiyon. Sen de yaparsın. Hayır bu kadroyu kuruyorsan Jesus'u başında tutacaksın. İyi kadro iyi hoca. Hocam Jesus bize güven vermiyor. Derbilerde yenildi. Lan derbilerde oynatacağı adama bir bakın. Allah aşkına. Usta Mustafa Hocam kendi aldırdı. Tamam kendi aldırdı. Ekonomik durum şu bu malum. Bu arada Financial Fair Play falan bitti. Ha, hiçbir yükümlülüğümüz yok. İstediğimiz futbolcuyu alabiliriz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu kadroyu kursun. Jesus devam etsin. Hiçbir derbiyi kaybetmeyiz. Üçlü çıkarız hocam. Gör bak bakalım. Şu kadroyla dörtlü çık. Hiçbir derbiyi kaybetmeyiz. Ve Avrupa'da da ciddi ses getirecek bir yere geliriz. Benden söylemesi. Lütfen yorumlarınızı videonun altına belirtin. Çekinmeyin. Korkmayın. İnsanlar sizden aynı düşünmek zorunda değil. Ama insanlara karşı fikrinizi açık açık belirtin ve lütfen kanala abone olup bu videoyu beğenin, dostlarınızla kanala getirin, ailemiz büyüsün. Görüşmek üzere.